Saatler olsun. Eline sağlık. Ne kadar? İstemez. Neyse ödeyeceğim. İstemez. Bir daha dükkanımdan içeri adımını atma yeter. Hiçbirinize borçlu kalmak istemiyorum. Alın şunu. Çekil şöyle. Cemre. Hala bunun yanında olduğuna göre sabah uyku sersemi dediklerimi iyi anlayamadın galiba. Ya yürü git şuradan, asabımı bozma benim. Söylediklerini çok iyi duydum. Zaten Cemre de bana her şeyi anlattı. Bana dokunmaz diyorsun yani. Aferin. Karına sahip çıkmana sevindim. Çünkü ben de kocama sahip çıkıp boşanmayacağım. Ya defol git şuradan, şu kalan saçını da bana yoldurtma, yürü git. Delinin zoruna bak ya. Nasıl sinirini bozuyor insanı, görüyor musun? Anne boş ver onu şimdi, ben Barış'la rezidansa dönüyorum, onu sana haber vermeye geldim. Ne diyorsun Cemre? Biz konuştuk, evliliği sürdürmeye karar verdik. Ne konuştunuz Cemre? Sen söyleyeceğin her şeyi söyledin mi yani? Söyledim, merak etme. Ve evliliği sürdürmeye karar verdiniz öyle mi? Evet. Birkaç gün sonra küçük bir balayı tatil yapacağız. Sonra dönüşte de köşke annemin yanına yerleşeceğiz. Ay ne diyorsunuz Cemre? Nasıl yani? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hayır, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Cemre peki sen nasıl kabul ettin? Anne lütfen yapma. Peki ne yaptınız siz, nasıl ikna ettiniz onu? Ona aşkımı inandırdım. Cemre peki ne yaptı sana, yani nasıl değiştirdi kararını, korkuttu mu, tehdit mi etti, ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı anne. Sen sabah ne diyordun, şimdi ne yapıyorsun kızım ya? Konuşuruz tamam mı sonrasında, zamanı gelince. Hayır efendim ya, şimdi ben izin vermiyorum. Cemre ne olduğunu bilmem lazım. Bugüne kadar Cemre'nin verdiği bütün kararlara sorgusuz sualsiz destek oldunuz. Lütfen buna da saygı gösterin. Olur mu? Hepimiz için en iyisi bu. Cemre. Cemre kimse sana yapmak istemediğin bir şey yaptıramaz, tamam mı? Beni merak etme, tamam mı? Hadi canım.